Bayarcı kanalından herkese merhaba. Değerli dostlar, Danimarka'da seyahat ediyoruz. Burada arılarla ilgili, işte arıların hayatına dokunan ne varsa ilginç bulduğumuz, sizlere fikir verebilecek güzel şeyler tespit ettik. Onları da sizlerle paylaşacağız. Mesela bir tanesi güneş paneliyle işte arıların su sistemi yapılmış. Güzel bir su sağlama işi var. Onu sizinle paylaşacağız. Biraz daha yaklaşabiliriz. Burada neler var arkadaşlar? Bir tane kova var. Kovanın içerisinde işte 13-15 litre su kapasitesi var bu kovanın. Daha içeride çanaktan yapılmış bir kap var. Toprak. İçerisinde de siyah taşlar var. Bu taşlar suyla zamanla mineral sağlıyor. Arılara faydası olabilir. Daha sonra şu kenarda akvaryumların içine konulan işte filtre süngeri var. Bu çanaktan taşan su filtre süngerinden aşağıya geçiyor. Arılar aşağıya düşmüyor, giremiyor. Dolayısıyla arılar telef olmuyor. Kabın içerisinde de arının telef olma şansı sıfır. Çünkü kum, mıcır ağzına kadar dolu. Sürekli su geldiği için arılar rahatça suya erişebiliyorlar. Çok fazla su akıyor. Yani burada iki tane arı kovanı var. Güçlü iki arı kovanı var. Ancak onlar bile bugünlerde fazla su içmiyorlar. Çünkü çiçekler çok fazla ve gelen balın su oranı çok yüksek. Arılar fazla ihtiyaç duymuyor. Ama bundan bir 4 hafta, 5 hafta önce çok yoğun bir şekilde su içiyorlardı. Çünkü kovandaki kıştan kalan balı, su oranı düşük olan balı çözmek için, bazen de donmuş olan bal oluyor biliyorsunuz. Onları çözmek için çok yoğun suya ihtiyaç duyuyorlardı ama şu dönemde çok fazla su içmiyorlar. Ama yine de 10 civarında sürekli arı burada bulunuyor arkadaşlar. Şimdi su nasıl devir daim yapıyor ona bakalım. İşte burada bir borudan su buraya akıyor. Epeyce de su var. Bir boruyla aşağıdan depodan suyu alıyor. Tabii ki güneş panelini görüyorsunuz. Çok az da olsa bir elektrik üretiyor ama yetiyor. Bu motoru çalıştırıyor. Motor da sürekli buraya su basıyor. Şu anda güneşi net alıyor ve yukarıya bastığı suyun miktarını görüyorsunuz arkadaşlar. Epeyce de kuvvetli basıyor ve miktarı da fazla. Peki bulutlu havada bu çalışıyor mu? Sabahleyin güneş buraya henüz gelmemişti. Tamamen gölgedeydi. O zaman da bu kadar basmıyordu ama kesik kesik böyle su atıyor yani. Biraz bekliyor, sonra bir parça atıyor. Biraz bekliyor, az bir parça atıyor. Yani yine de birçok arı olsa yine onların suyunu karşılayabilecek kadar su basıyordu. Bulutlu havada da aynı şekilde kesik şekilde atıyor. Mesela bulut girdiği zaman ne oluyor bakalım. Su kesildi. Evet. Biraz biraz atıyor. İşte bulutlu havada da bunun gibi oluyor arkadaşlar. Bulut çıktı. Tekrar coşuyor. Çok güzel. Bu şekilde düşünülmüş, tasarlanmış bir sulama sistemi. Eminim sizler daha farklı kaplar yapacaksınız. Arıların sayısına göre daha geniş su kapları, daha deposu büyük olan sistemler yapacaksınız. Bu güneş panelini artırabilirsiniz. Daha güçlüsünü kullanabilirsiniz. Bir yerine iki panel kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda bu güneş panelinin içindeki su motorunun teknik detaylarını da sizinle paylaşacağım. Yani eminim farklı şeyler yapacaksınız. Sizlere fikir verebilir bu güzel bir su kabı. Benim hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Şu anda sabah saatlerindeyiz. Arılar su almaya devam ediyor. Bahçemizde iki tane kovanımız var. Ama güçlü kovanlar. 25-30 çerçeve kuvvetindeler. Suluk sistemi çalışıyor. Görüldüğü gibi çok az su atıyor. Böyle kesik kesik su çıkartıyor. Güneş panelimizi görüyoruz. Şu anda hiç doğrudan güneş almıyor. Zannediyorum bir saat kadar da doğrudan almayacak. Daha sonra güneş almaya devam edecek. Güneş aldığı zaman çok hızlı bir şekilde akıyor. Güneş buluta girerse ya da bu şekilde doğrudan almazsa kesik kesik su atmaya devam ediyor. Yani arılar susuz kalmıyor dostlar.